Her Fransa bisiklet turu sonrası Canereler'e giydirme yazısı. Hasan'ın <laughs> en önemli özelliği sayfalarında fotoğraf konusuna çok sıcak bakmaz. Yani ona göre fotoğrafsız da dergi yapılabilir. <laughs> Gece hayatını sevmeyen mazmut bir aile. Sinemaya ve tiyatroya gitmek <laughs> en büyük hobileri. Ben hayatımda bu kadar yalan bir haber görmedim. Türkçe Müzik Forum'u tartışmasına gider mi? <gülüyor> Gitmeyelim. <gülüyor> Aman hocam. Gitmeyelim. <laughs> Sanar Partisi'nin 19. bölümünden selamlar. Bugün Sokrates Dergi Genel Yayın Yönetmeni Can Ereler'le bir kez daha birlikteyiz. Abi hoş geldin. Yaz aylarında konuk olmadığı için. <laughs> ya abi forma, programın formatı ay, bu. Ay. Ben sana özellikle dedim bir 90'lar bir tane daha yapalım mı? Güzel olur. O zaman bazı şeyi konuşamamıştık çünkü. Evet. Hep kimle ne konuşsam bunu niye benle konuşmadın diye, ben diye salladın. Bugün bir küpürüm var dilinden kurtulmak <laughs> evet. için. <laughs> Bu programda daha önce istediğim bir küpürü göstereceğim sana. Yalandan böyle 2-3 e, spor haberi konuşup arkasından böyle müzikten, siyasete, oradan oraya böyle stand-up'a kayacağız. Bazı haberler yani. konuşacağız, bitireceğiz. Biraz spor dışı bir bölüm ama spor içiyle başlıyorum. Şimdi Maradona haberi. Arjantin milli takımı İskoçya ile oynarken Maradona takımında değil Japonya'daydı. Reklam filmi için Japonya'ya gidip... Takımda oynasaydım 2000 dolar alacaktım. Burada 2 milyon dolar alıyorum. Tam 1000 misli. Siz olsaydınız nerede olurdunuz diyordu. İşte teknik direktör Bilardo da o bir star starların da kaprisleri bedeli var. Bedelleri var diyor. Şimdi çok mantıksız değil ama bugünün insanları şey falan diyor ya, işte endüstriyel futbola karşı Maradona. Hani Maradona'nın böyle bir romantik tavrı, tribündeki işte soytarılıkları bilmem onlara böyle farklı anlamlar yükletiyor. Bu haberi nasıl değerlendirmek lazım diye sana soruyorum. Ya öncelikle tabii 2 bin dolar ve 2 milyon dolar arasındaki e, hani o fark açısından şu an çok komik rakamlar ya. Hı -hı. 2 milyon dolar bile çok komik yani rakam. Yani e, futbolcuların çoğu maaş olarak beğenmediği evet. rakamlar yani. Hele Maradona şu an oynasa herhalde para anlamında bambaşka ama bir reklam, bir reklam filmi için iyi para yine. Evet o zaman için iyi para haklısın doğru söylüyorsun. Ama şöyle bir şey de var yani Maradona'ya yüklenen anlam. Aslında biraz sanki onun taşıyabileceğinden fazla gibi geliyor bana. Ya yani ben çocukluğumda işte 86 Dünya Kupası biraz hatırlıyorum. 90'ı zaten çok iyi hatırlıyorum. Hakikaten çok çok iyi futbolcuydu tabii ki. Yani futbolculukla ilgili dönemsel karşılaştırmalar her zaman yapılır ya. Biraz da aslında doğru faktörler ve zamanın ruhu katılmadan değerlendirildiği zaman da çok sağlıklı karşılaştırmalar yapılamayabilir. İşte Messi, Maradona, belki öncesinde Di Stefano hani hep Arjantinlilerden giderek söylüyorum. Eee ama Maradona o dönem için çok özel futbolcuydu hakikaten. Tabii yani ee, inanılmaz hatta bir yetenek. şu anki hep bence en katıldığım argümanlardan bir tanesi şey. O zaman hakikaten futbol daha sert oynanıyordu. Şu anda da fiziksel olarak çok nasıl desem yüksek seviye bir futbol e, baremi var. Ama, ama o zaman canice müdahaleler e, Ama var. şu anki yıldızların özellikle futbol oynamaya çalışanları biraz daha kart anlamında e, e, korunmak demeyeyim de daha hakkaniyetli sahada e, adil davranıldığını nispeten söyleyebiliriz. Ama o zaman hatırlıyorum. Yani çok sert bir müdahale ritmi vardı. Van Basten zaten belki hani hatırlanacaktır. Türkiye'den en önemli örneklerden biri zaten hani belki Rıdvan denebilir. çok sert müdahaleler olabiliyordu özellikle işin çalım atmaya yönelebilen ya da akıcı, iyi oynayan futbolculara karşı ya da karşı. Bu işin bir tarafı ama Maradona'nın genel olarak hani böyle bir futbol kısmı ayrıca değerlendirilir. O dönemi belki çok daha iyi izleyenler daha iyi anlatabilirler. Benim hatırladığım çok büyük futbolcuydu hakikaten. Ama işin öbür kısmında hayat hikayesine bakıyorsun. İşte yıllar önce bir tane festivale çok güzel Maradona filmi gelmişti. Ya fena değildi. Şimdi bu arada belgesel de gelecek. Asif Kapadya'nın çektiği. Hı hı. Ki hiç gözükmeyen, hani bilinmeyen ailesinden aldığı e, footage'lar, görüntüler olduğu söyleniyor. Çok merakla bekliyoruz. İşte Senna'yı çeken, hani bu şey gibi oldu. Ayla ve neyin yönetmeni <laughs> <Yönetim> şey. gibi. Müslüm yönetimi gibi. Senna'yla. Adı yok o adamın biliyorsunuz. Senna'yla Amy'nin e, belgesellerinin yapımcısı gibi oldu Asif Kapadya'nın. Neyse o Maradona belgeselinde belki biraz daha farklı yönünü tanıma şansımız olacak. yani Çünkü hep aynı masallar ya da aynı meseleler konuşuluyor. Ama mesela bu haberden görebildiğim tabii çok küçük bir kupür. Çok küçük bir haber bu. Ee, hani onun da sonuçta işte o Che, Fidel Castro. yani Biraz aslında işin de yüzeysel şov de kısmında. Dekor biraz, biraz fazla bana da yani benim de yıllardır hissettiğim bir şeydir. Ee, açıkçası zaten son Dünya Kupası'nda da yani. Ee, o hale gelmesi de üzücü ama hayat şartları anlamında da geçmişten zaten hikayeleri biliniyor. Ee, nasıl ilişkiler oluşuyor. Napoli'de ben bir gün anlatmış mıydım bunu? Bir önceki programda denk gelmiş miydik yine? Bir gün plaj plaj volevo, şey plaj futbolu anlatıyorum Eurosport'ta. Bir baktım eee listesine Maradona yazıyor. Al al dedim araştırdım. Yıl 2007 falandı galiba ya da 2008'di. Sonra araştırdım, baktım Napoli'deki gayri meşru çocuklarından biri sonradan sahipleniyor ve hani onlardan biri deniyor bu arada, hani bir kişi de değil ve şey çocuk İtalyan olmuş yani zaten annesi İtalyan muhtemelen İtalya plaj futbolu milli takımında oynuyordu. Anladın Böyle musun? enteresan bir hikayesi vardı mesela. Gen burada devreye giriyor. Bu durumda, Çok yetenekliydi bu, bu durumda, arada. Dünunda Agüero'nun çocuğunun da geleceği aynen. nokta hem Maradona hem Agüero'nun genlerini taşıyan. O çok acayip. Evet. Ama işte orada sadece gen etkili olmuyor ya. Çok tartışılan bir konu. yetişme tarzı, nelerden etkilendiği. Tabii de işte Maradona'nın o gayrimeşru çocuklarından birinin en azından. Çünkü evet. plaj futbolu böyle ekstra yetenek gerektiren daralanda evet. çalım diyorsun. Ben izlemeyi severim. Çok konuştum ben. Ama yani Maradona zaten üzerine çok konuşulacak bir figür. Ama e, senin demek istediğini anlıyorum. Açıkçası insanların taşımasını istediği anlamlar vardı. Yıllardır o anlamları taşıtmaya çalışılıyor Maradona'yı. Ama sanki taşıyamıyor gibi. Ya da taşıması gerekmiyordu belki de zaten. İki noktada çok küçük e, benim de katkım olacak. E, bir, ben şeyi anlıyorum. ya yani Katkı da demeyeyim. Yorumum olacak diyeyim. E, Maradona'yı gözünde o dönem ilahlaştırmış çocukların gerçekten ya yani oynadığı dönemde Hı. olan, onu böyle hakkıyla yaşayan insanların Bugün biraz böyle nostaljinin çekiciliğine kanıp Maradona'yı hala çok güzel, çok iyi, çok örnek görmesi yine anlaşılabilir bir durum. Ben daha o yaşa gelmedim. Belki ben de çocukluğumda gördüğüm şeyleri ileride bambaşka anlatacağım evet. veya defolarını görmeyeceğim. Ben sadece bugünkü algını yani Maradona'nın futbolunu izlemeyen insanların bugün böyle ah Maradona eskiden şöyle falan böyle olmayan şeyleri hala yaşatması, bir nevi kendilerine tarih yazmaları na laf ettim. İkincisi Şeyle ilgili doğru bir yorum olur mu diye soracağım Hani sertlik konuşuyorduk ya Bugünün yıldızları hakemlerin o Verdikleri cezalardan Kuralların caydırıcılığından ziyade Şu avantaja da Sahipler gibi geliyor Geçmişteki stoperler, savunmacılar Sert müdahaleler yaptıkça Böyle yıldızlara Sertlik gösterdikçe Övülüyorlardı Onlar için böyle bir şeydi o e, kendilerini gösterecek evet. bir unsurdu bugün East hani bir Messi'ye yani. Ronaldinho'ya böyle bir sakatlayıcı bir foul yapsan linç edilecek bir noktaya geldin güzel de bir şey güzel bir fark bence şeyi de söylemek lazım dediğin ilk cümleden e, aklıma bir şey geldi yani sosyal medya çağında değiller bir e, o zaman e, daha metalaştırabiliyorsun kahramanlaştırabiliyorsun figürleri yani Tabii. en büyük örnek işte Jordan yani şu an üzerinde tişörtteki figürdeki Jordan yani Jordan mesela o dönem neredeyse hatasız bir e, figür olarak öyle bir tanrı katında bir figür ama sonra işte yazılan kitaplar özellikle Sam Smith'in kitabı çok iyidir o konuda hı hı. E, o Jordan'ın hem basketbolu ilk bıraktığı dönem ve sonrasındaki dönemi çok güzel anlatır hırsından gördüğü zararlar evet, sonradan öğrendiğimiz şeyler e, çünkü onlar da insanlar yani her insan gibi hataları var e, her insan gibi sadece hata yapmalar sağ dışında da her insanın hayatında yaptığı gibi e, yanlış kararlar verebiliyorlar bazı kötü alışkanlıklar olabiliyor, kötü ilişkiler kurabiliyorlar. Maradona da o öyle yani kusursuz değil. Zaten bence kusursuz olmaması iyi bir şey. Yani Messi de Ronaldo da kusursuz değil. Her Tabii. birinin kendi karakterinde başka her insanda olduğu gibi bazı problemler yaşıyorlar. Tabii Ama şu an sosyal medya çağında olduğumuz bunlar daha göz önünde. Yani düşünsene mesela Ronaldo ve Messi 80'lerde oynasa ve sosyal medya çağı olmasa belki bu yıldız hacmi de bu kadar olmayabilirdi. Ama sonuçta daha kusursuz gözükebilirlerdi. Yine de onlar da Ortalamaya göre kusursuza yakın görünüyorlar. Az evet. fire verdiler e, diyorum. Evet. Geyik yapacağız diye başladığımız Vallahi programda... Sosyolojik çözümlere evet, girdik o, olmadı. 90'lar konseptine uymadı burası. Yok olacak daha geyiklerimiz var. <laughs> Ama e, bir de böyle senin için özel bir zamandan Hı. iki küpür getirdim. Biri 1989 Milan-Cittag'a Şampiyon Kulüpler Kupası finali. 8, 9, 10 yaşlarıma denk geliyor. Milan'ın o 88-90 arası, işte altın çağı meşhur. Hı hı. Capello gelmeden önceki dönem yani Sakki'nin dönemi. Capello geldikten sonra da biliyorsun hani e, senin jenerasyonunda yakaladığı bir dönem var orada işte o şampiyonlar ligi şampiyon oldu. Barcelona'yı e, meşhur 4-0 yendi. E, evet. Maç. Bu da Ama, bir başka 4-0 yani en evet. farklı e, şeylerden biri şampiyonlar ligi Ki, finallerinden biri. Aslında yani Milan'ın o dönemi çok enteresan işte hep şeyle hatırlanıyor. Yani Gullit, Van Basten, iyi Hollandalılar geldi ama asıl İtalyan çekirdeği inanılmaz bir kadro. Yani işte o Ancelotti'den tut, Tasotti'ye, Maldini'den Evani'ye. Acayip bir e, önden arkaya müthiş bir kadro var. Massaro vardı. var. Yani Massoro sonradan hani aynen o da İtalyan futbolcu olarak e, ekleyebiliriz. Ve e, Baresi var zaten bir kere. Tabii. Yani asıl sayfamız bir de. Ancelotti zaten. Sahibi. Zaten o Real Madrid meşhur. 5-0'lık. Bir dönemin simgesi ve hatta Futbolda kırılma maçı denir. Yani o maçtan sonra Avrupa futbolunun yönünün değiştiği söyleniyor. Yani, birbirinin rövanşı evet. Yarı evet finalde ikinci maçı. ]idir. Ki o Akbaba Beşlisi'nin olduğu Real meşhur. İşte Hugo Sanchez'in de olduğu. Sanchez'li, Manuel şeyli, ee, Michel'li. Ondan sonra acayip bir kadro da. O kadroya 5 atıyor Milan. Ve normal İtalyan takımlarının de şeyinden çıkıyorlar. Rotasından çıkarak. İşte Sakke'nin zaten en önemli sözüdür. Yani şey ee, fikridir. Michelangelo'nun sözünü çok kullanır. E, ruh elin kılavuzu olmalıdır. Tam çevirisi bu diye olmayabilir. Michelangelo'nun meşhur bir sözü var. Ah oh, geyik ee, yapacağız diye Michelangelo <laughs> şeyi hatırlıyor musun abi? He? Ek yapıyorduk Euro 2016'da <laughs> çocuklara ek yapıyorduk Aa, evet ben. Ya. <laughs> Göte alıp yapıyorum diye ilan hala dalga geçiyor. <laughs> Senin bir tane de şey vardır. Onu anlattın mı burada? Hatırlamıyorum. Kemal Yıldırım e, röportajı ama, vardı. Ama. Onun girişine Gidebord'un evet. Tüketim Toplumundan alıntı yapmıştım. Abi ben Yanlış şey, mı hatırlıyorum? Gö gösteri çok Toplumu. Gösteri toplumu çok çok, çok sevdiğim bir kitaptır. Orada Kemal Yıldırım da gerçekten yani o kitabı sevdiğim gibi sevdiğim bir figür. Konuştukça daha da çok sevdim. Öyle bir özdeşleştirme yapmıştım. Bizim bu dergide yapmıştım. alıntı yapmamız çok bir yere geyik şey yapılıyordu ya. Sade yazabilmek daha büyük maliyet aslında. Yani katılıyor. Sade anlatabilmek kısa. O yüzden mesela yine şeye gireceğim ama Kroi'fa gel abi. Zor olan basit oynamaktır de. Hayır, herkes Galeano'nun hani futbol üzerinden Güneşte ve Gögede futbol kitabının üzerinden gider ya. Aslında onun Aynalar ve işte günler yürümeye başladığı gibi kitaplarında yani müthiş bir tarih olayı şöyle iki paragrafta anlatır. Yani asıl onu yazmak çok zor bir şey bence. Çok çok acayip bir maharet. O kadar kısa ask ki bizim zorlandığımız bir şey. Evet. Ki Ata <laughs> Ata'nın en önemli <laughs> özelliği sayfalarında fotoğraf konusuna çok sıcak bakmaz. Yani ona göre fotoğrafsız da dergi yapılabilir. <laughs> Tabii görselsiz ki. de sadece yazı olabilir değil Tabii mi? Tabii ki. Neyse ki zamanında böyle düşünmemişler. Gayet güzel Milan fotoğrafları koymuşlar. Çok değil? güzel. Fotoğraf Gerçekten varmış. bak bu sayfayı da çok güzel. Yani ikisini birlikte belki değerlendirirsin. Bunda sayfa güzelliği aldım. Bir çok sonraki ya. senenin yarı finali. Üste kadrolar, yanda Süper. fizik, teknik, taktik, form durumu, maç takvimi değerlendirmişleriketler böyle da. sayfalar artık çok az yapılıyor Farkındasın değil mi yani şu sayfa çok güzel bu da çok güzel hem dergi sayfası olarak işte her şeyi değerlendiriyorsun. Ya yani Oș takımı da acayip bir takımdı. Bir de son 80'lerin o Doğu Avrupa takımlarının artık evet. son kendini gösterdiği dönem işte o. Hatta Duvar yıkılmadan önceki Şeyde işte öyle. E, Milan'da çeyrek final olması lazım. Kızıl Yıldızı e, penaltılarla iliyor. Tabii. 80'ler Kızıl yoksa. Yıldız, Dinamo Kiev. Orada da elenebilirdi. E, i̇şte şey, işte Abukresh e, acayip takımlar zaten. Buradaki Hı. en güzel şeylerden bir tanesi ya o takımı izlemek Klişedir ama bir İtalyan takımını izlemek gibi değildi, hiçbir zaman olmadı ve sak ya hakikaten yani Guardiola da bahsediyor zaten, yani futbolda bazı bansevi değiştiren adam, işte o klasik klişe muhabbet, bloklar arası mesafeyi azaltan işte topsuz hayali topla oynamayı becerebilen bir takım yaratmak, yani işte antrenmanda topsuz antrenman yaptırıyor takımı falan. Bir İtalyan teknik direktör için çok devrim o dönem açıkçası bakıldığında. Ve 79'dan beri de hiçbir şey kazanamayan Milan'ı tarihin en büyük takımlarından evet. biri haline, yani onlarınca da büyük ama bambaşka bir seviyeye taşıyor. Bir de tabii Pambas'ı izlemek hakikaten, Gullit'i izlemek çok acayip topçulardı. Yani düşünüyorum. Ee, öyle yetenekler çok nadir geliyor, hala çok nadir geliyor. Evet. Belki de nostaljik işte. Ben de kendimi nostaljiyle böyle Yok besliyorum. Ama... Do... Ben hala mesela Pam tadında, yani bana katılmayan çok olacaktır. İşte diyecek ki Batista geldi, işte birisi diyecek ki Ronaldo, e, yani şu anki işte Arjen geldi. Ama Batista verdiği bir tat, bir doku vardı. Onu anlatmak çok zor. Gerçekten o zaman ruhuyla izleyip yaşamak gerekiyor. Hadi biraz o zaman Haydi. ciddiyetimizi azaltalım. Bu dakikadan itibaren. Evet. Fazla futbol konuştuk yeter artık ya. Şimdi elimde bir küpür var. Ee, işte gelişim sporda da, sonrasında gelişim spordan doğan spor ve spor dergisinde de çok önemli yere olan, sıklıkla programda adını andığımız e, bir duayan Hıncalılıç. Şu bir yazısı. Şimdi Uluç'un çok önemli dört rutini var. Bunlardan bir tanesiyle buradayım. Bu hmm. rutinler bir pazar neşesi. <laughs> Güzel. yani hafta içi şey olur, tebessüm olur. Hafta sonu Doğru. pazar neşesi, pazar günleri. Tecelli'den de ittine mektuplar. Dördüncüsü daha sonralar çıktı. Her Fransa bisiklet turu sonrası canerelere giydirme yazısı. <laughs> ya evet. Ben üçüncüsüyleyim. Mustafa Vay. Denizli övme. Vay. Türkiye'dekilerin en iyisi Mustafa Denizli. Karşılaştırmıştı. Işte. Aynı isimler zaten Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Kristof Doğum, Carlos Albet, Alberto Parayra, Graeme Mustafa Denizli, Hıncal Uluç ilişkisi sende neler çağrıştırıyor? Bu tarafı kısa istiyorum. Bir de Fransa tamam. bisiklet turu şeyi konuşalım bugüne gelelim. Benim için 80'ler 90'lar 90'larda itibaren ayrılmaz bir ikili gibi o isim. Yani Hıncal Uluç ve Denizli. Çünkü Mustafa Denizli'nin o 80'ler sonu başarısı. Hı hı. Işte tek bir olarak ki ondan önce futbolcu olarak da hani zaten çok ünlü bir isim meşhur İzmirli Mustafa, ve Mustafa. Ve e, hani o açıdan ayrılmaz bir iki figür gibi kafamda. Hep Bunca Mustafa Denizi yorumluyor. Hep 90'larda öyle bir korelasyon var, hep bir bağdaştırma var kafamda. Hani bir figürü düşündüğümde ikinci hemen aklıma geliyor. Futbol üzerinde düşündüm. Tabii sadece futbol yazmıyor. Zaten güzellik orada yani kattığı Türk spor medyasında bence o dönem için. Yani Türkiye'de de mesela çoğu zaman hatırlatmakta fayda var. Sen bisiklet dediğin için söylüyorum. İşin e bisiklet yazılarında da ilk yazanlardan biri. Ha bizim bisiklet ya şey aslında önce vaktiyle abi, övdü de onları da hatırlıyor. Evet hatırlıyorum. 2008'de işte Olimpiyat sonrası övmüştü. Yani o zamanlar mesela çok mahcup eden yazılar yazmıştı yani çok bir spor anlatıcısı için çok hoş bir şey tabii ki. Sonra da onun öyle bir ritmi olmuştu. Bir sene övüp bir sene yerme <laughs> durumu olmuştu. Ya bu sene mesela yani çok enteresan inanamıyorum. Biri biri var anlatsın. Evet. <laughs> en sevdiğim lafı evet. Ondan sonra ya bu arada geçen sene de işte biz nostalji konularında sonuçta o zamandan gazeteciler işte Hıncal abi var, Atilla Gökçe var. Yani soracağımız ve görüş alacağımız zaten çok az doğayan kaldı. Yani çok az o yılları yaşamış gazeteci kaldı. Allah uzun ömürler versin bu arada hepsine. ondan sonra ama yani geçen önceki sene Olimpiyat dosyasında mıydı? Gittik, konuştuk yani. Hı hı. Sağ olsun evinde de ağırladı. Sohbet ettik. Sonra mesela birkaç dönem sonra yazı yazıyor işte. Seni şey yapıyor. Ya o ayrı bir onun şeyi var. Ee, herkesin bildiği bir tavrı var. Nasıl desem? Hep neden ona ters köşe mı deniyor. Evet. İşte ters manyak. yani. Evet. Ters man yani <laughs> tavrı. Öyle diyelim. Yani say, saygı duyuyoruz büyük olduğu için bizim. Mesleğimiz. Bir rutini daha var mesela. Şimdi Hangisi? hatırladım. Her gün evet. Galatasaray Fenerbahçe maçından önce der. 6-0 şirketi evet. kalacak tarihi evet, evet. fark işte bu rutinlerden biri de sensin abi bu arada Şimdi... Mustafa Deniz'in de rutinleri var biliyorsun. aynı cümleleri kullanır demek ki o rutinlerden Tabii. mi anlaşılır acaba? belki, i̇şte de. %51 belki falan. de belki de birbirlerinden etkilendiler ama çözdük galiba <laughs> evet bu sırrı çözdükten sonra spor defterini tamamen kapatıyorum ve Cem Yılmaz <laughs> Mehmet Esen'le birlikte bu arada Cem Yılmaz'la Mehmet Esen de bildiğim kadarıyla artık bayağı kavgalı Mehmet Öyle Esen mi? Cem Yılmaz'a bayağıdır eee işte onun ustası benim, o bana ustam derdi. Onu ben yarattım, ben çıkardım falan diyor. Cem Yılmaz da o kimya diyor. Hani tamam beni çıkardıysa çıkardı. Ben ondan bin kat yetenekliyim diyordu. Yani ta 90'ların sonundan beri kavgalılar diye olabilir, düşünüyorum. Olabilir. Burada birlikte verdikleri bir röportaj var. Ee, başlığı sanatçı mısınız yoksa aklama komitesi mi? Uğur Yücel gibi, Cem Özer gibi bazı meslektaşlarını eleştiren iki genç stand-up'cı. Baya yani bugün zor söylenecek şeyler var. Yani Bu da söylense de böyle gazeteye Evet, basılamayacak. Yani. Ee, Bazı gazetelere basılabilir de diğerleri basmayacak. Yani devletin sanatçısı olmaz, halkın sanatçısı olmak lazım. İşte Demireli şey yapıyorlar. Baki Tuğ 16 yaşındaki insanı 18 yaşına yükseltip astıran bir zattır e, diye eleştiriyorlar. Sanatçı yanlışa hayır diyen, kendi ışını harcamayı sakınmayan bir insandır diyor mesela Cem Yılmaz. Burada birlikte verdikleri bir röportaj. Bu arada Cem Yılmaz da aslında çizgisinden çok satmış biri değil diyebiliriz. Şunu okudun mu? Bak ne diyor. Bunu hangi söyleyebilmiyorum. Mehmet Esen mi? Zannediyorum. Okay. Devletin sanatçısı olmaz mı? Devletin sanatçısı olmaz zaten devletin garantisi yok. 16 devlet değiştirmişiz biz. Halkın sanatçısı olmak lazım. Halkın yanında olmak lazım. Benim... O dönem için yani mesela işte Cem Özer'e bakıyorum. E, Gazi Mahallesi olayları oluyor. E, şeyi çıkartıyor. Hayri Koçakçıoğlu'nun aklıyor. O zaman evet. program... Cem Özer çok popülerdi o zaman. Ya televizyonda en büyük biriydi, akşam programı vardı. E kardeşim yani siz aklama komitesi misiniz, sanatçı mısınız? Evet. Aslında tartışmalar şey oluyor, onu fark ediyorsun bu kültürleri gördüğünde. E, figürlerden bazıları aynı kalıyor ama e, o tartışma bir şekilde e, ya da işte kutuplaşma aynı şekilde devam ediyor. Farklı konular üzerinden gibi gözükse de. Aslında şöyle bir fark var. Şu an neyi konuşuyoruz Cem Yılmaz üzerinden? İşte birkaç gündür sosyal medyada. Kaz Dağları. Ya bu işte. Ve Netflix şeyi. Yani Netflix değil internet sansürünü. İnternet sansürü. Ne ne yapıyor aslında? Daha ima edip. Değil mi? İma ediyor aslında evet, bir şeyler. Evet. Aynen aslında. öyle. Çok direkt söylemiyor. Aynen öyle. Tarkan evet. çok direkt söyledi. Neden mi? direkt söylemiyor çok... aslında? Yani mesela burada direkt söylemiş. Ne değişmiş mesela aslında? Yani 25-30 yılda. Şey. Yani şimdi bir yandan toplum bunlarla değişiyor ama bir yandan da değişmiş bir toplum var. Görecekleri tepki Tabii ki işte onu demek istiyorum. Hem yani, yani bu soruların arada sadece cevap var zaten. toplumdan değil fotoğraf. iş yaptıkları kurumlardan da görecekleri tepki, yaşayacakları baskı çok daha ağır olacak muhtemelen. Şeyi hatırlıyorum. Ben 80'lerde çünkü hep gazetelerde şunu görürdüm. İşte yasaklı sanatçı. TRT'nin çıkarmadığı Hı. sansürlü sanatçılar. Bir başka küpüre geçiyorum. Ee, efsane bir fotoğraf. Sonradan Hı. çok konuşuldu. Çok da çarpıtıldı. Diye düşünüyorum. Bülent Ecevit ile Clinton'ın fotoğrafı. Çok iyi hatırlıyorum o dönemi. İşte nasıl e, burada var mı Buradaki kupürde anlatıyor mu? burada anlatmamış. Burada sadece durumu anlatıyor. Yani işte o çok tarihi bir ziyaret çünkü. Hı hı. Ve işte nasıl el pençe divan durur Amerikan başka Türkiye'yi böyle mi temsil ediyor? Bülent Ecevit dünyanın en nazik e, hatta şu an Türk siyasetinde herhalde en aradığımız tatlardan biri olabilir. İletişim tarzı, e, insanlara hitap tarzı, Sadece meslektaşları veya seyircilikçileri değil, e, e, halkla olan, insanlarla olan ilişkisinde o kadar aradığımız bir şey ki o nezaket ve görgü. E, çok çok hani zarafet, hiç yok bu kavramlardan çok uzağız şu, şu anda. Kendi hayatımızda, günlük yaşamımızda çok uzağız yani. Çok üzücü bir şey hakikaten. Benim en çok yani e, yıllar içerisinde değişimine ve e, gaddarca e, yıpranışını gördüğüm kavramların başına geliyor bu hepsi, bu üçü. Zaten birbirleriyle çok ilişkili. Çok ilişkili, aynen ve Bülent Ecevit bunun belki de son örneklerinden biriydi. O açıdan yani ona yapılan mesela o dönem çok büyük haksızlıktı bence. Bir ikincisi bunun nezaketten şu an gözüküyor. Bir de bir kare, bir fotoğraf karesi insanı çok yanıltabiliyor. Yani o bir öncesini ve sonrasını görmediğin şey en güzel örneği demin konuştuğumuz Maradona. Maradona meşhur Belçika. işte altı kişi savunuyor. Onun evet. e, sonradan ne olduğunu biliyoruz değil evet. mi? Duran top. Duran top aslında altı kişi savunmuyor ama simge işte o sembol hani Maradona aslında ancak böyle savunulabiliyordu deniyor. Halbuki öyle bir şey değil. Bu da aslında biraz bu karede öyle bir an yakalarsın ki sanki şey gibi gözükür. İşte aman hocam Amerika işte Sayın Clinton'ım, Sayın Bilim işte böyle diyor gibi gözüküyor ama alakası yok. Aslında. Artı e, yıla baktım adam orada 75 yaşında bayağı hastalığının başladığı evet, dönemler. Evet. Artı bir nezaketsizlik varsa, bir yanlış tavır varsa Clinton Clinton'da var. Clinton oturuşu yanlış. Ecevit de yeri geldiğinde sadece Amerika değil, İngilizler, Sovyet Rusya hepsi birlikte karşıyken Kıbrıs Barış Harekat, Harekatı'nı yapmış bir insan diye düşünüyorum. Yani bu kareyle çok çe aslında Biliyoruz, çelişen bir kariyeri var. Oval Ofis bu fotoğrafta değil de başka şey <laughs> çok hatırlanıyor ne yazık ki diyelim. Yani Clinton dönemi Oval Ofisi. <laughs> Sezen'e benzetilen Nazan olay çıkardı. Show TV'de yayınlanan Hülya Avşar Show programına konuk ettiği Nazan Öncel'i Hülya Avşar sohbet sırasında kızdırmış. Nazan Hanım sizi görünce Sezen Aksu'yu görmüş gibi oluyorum. Saçlarınız yüzünüz ona ne kadar benziyor şarkılarınızı o tarz söylüyorsunuz deyince Nazan Öncel kendini tutamamış kalkmış seyircilerin önünde bu bölümleri yayınlayamazsınız. Siz Sezen Aksu için para mı alıyorsunuz onun reklamını yapacaksanız beni niye çağırdınız demiş bunu yani Türkçe Müzik Forumu tartışmasına gider mi? <gülüyor> Gitmeyelim. <gülüyor> Aman hocam. Gitmeyelim. Bu bu videonun altına o yorumlara doğru giderse sıkıntı olur. Gitmeyelim. Sezen Aksu'nun Abi hazırladım. bana şey çok garip gelmiştir. Sezen Aksu ile Nazan Öncel'in yani ikisi de değerli evet. isimler Türk <laughs> müziği için, Türk pop müziği için ama karşılaştırılmaları çok çok garip gelmiştir. Yani bu şey gibi e, hani bugünün böyle birkaç iyi yazı yazmış bir spor gazetecisinin mesela İslam çupu ile karşılaştırılması gibi falan geliyor bana yani Sezen Aksu çok daha bambaşka bir kategorinin insanı. karşılaştırdım şu anda işte. Ya yani bam hayır karşılaştırılamaz geliyor bana. Yani çok değerli biri Nazan Önceldi ama artı burada ben yani mesela Nazan Öncel'in ilk zamanlarında Sezen Aksu back, e, destek veriyordu, back vokal falan yapıyordu. Nasıl bu hale geldiler ve sonrasında şey açıklamaları var. Bizim aramız hiç kötü olmadı ki biz sustuğumuz için öyle zannedildi falan dedi. O habere bak abi. Benim hatırladığım, yani Sezen Aksu vardı, sonra Nazan Öncel çıktı. Benim hafızamda hep böyle yer ediyor. Zaten öyle diyebiliyorum. Tabii yani çıkışında Sezen Aksu desteği ee, var de, dediğim kadarıyla. Önce çıkmak sonra çıkmak bir, bir aynı mesleği veya sanatı icra eden insanların arasında bir şey farkı yaratmıyor tabii ki nitelik farkı. Ama şunu ortaya koymak lazım. Biraz Nazan Öncel'in de şarkı sözü yazıp güfte yani beste yapması, kendi şarkılarını sürekli kendisinin yapması ve bunun üzerinden de o... E, 90'larda çünkü kadın olarak, birey olarak birisine ihtiyaç duymadan var olabilmek bence önemli bir dönüm noktası haline gelmiş. Sezen Aksu'nun en önemli sembollerinden ilk biriydi. Her ne kadar yanında işte Onlu Tunç veya sonradan Uzay Yaparı gibi besteciler veya aranjörler olsa da sonuçta kendi müziğini kendi yaratan ve bunu kendi söyleyen yani biraz aslında ozan sanatçı verir evet. ya işte eskiden gelen. Onun kadın e, versiyonu olması açısından çok önemli bir dönüm noktasıydı bence. Çünkü daha önce hep şarkıcılara bakıyorsunuz Türkiye'de. Yanlış hatırlıyor olabilirim. E, birilerinin yaptığı şarkıyı söyleyen solist. Yani Hı -hı. vokal Bak, evet. vokal diyoruz, solist diyoruz. Ne güzel söyledin. Sezen Cemuranalıcısısın. <laughs> vokal. Çok izledik ama ondan yani Sezen Cemuranalı büyüdük. Bir de şeydi TRT'de Pop Saati'ni yapan o da çok güzel konuşurdu. Erhan Unut, un, unuttum e, unuttum Erhan onu. Konuk. Değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Hatırlamıyorum şey. adını. Müthişti yani o da mesela. Onlar o kadar güzel Türkçe konuşurlardı ki biz şu an bayağı Patagonya Türkçesi konuşuyoruz. Neyse. Ee, şey Nazan Öncel de o figürde geldiği için bence nadir bulundukları için de birbirleriyle hep karşılaştırdılar. Yani işte kendi müziğini yapan, biraz o pop müziğe yön verme mevzusu, kadın birey figür olarak. Bir de bir aylım işte, Tarkan Sezen Aksu'dan çıkıp ha, evet. Nazan Öncel çalışmaya başlayınca o da böyle bir... Tabii kırılma Doğru. olmuştu ama bir de Sezen Aksu okul dönem bir şey vardı. Yani her Tabii. her iyi o zamanki sanatçı Levent neredeyse... Yüksel, evet. Serta Perener, Aşkın Nur Yengi, Oya Varo falan yani çok çok hala, hala da bugün Evet, yani. hala çok... kadar da geliyor neredeyse evet. yani. Şey vardı ya. Neydi? Yaşar Gaga mıydı? Evet, Yaşar Gaga. Hı. Bu o... sene geçen sene kaybettik. Aa, öyle mi? Tabii. Ben niye kaçırmışım onu? Ha tamam hatırladım, tamam. Hatta senle ofiste bile Yaşar Gaga'nın da kendi hani solo kariyerinde Gizli Bahçe şarkısına bayılırım. Ben çok de, de seviyorum. Evet. Güzel oldu bak. Tam 90'lar seninle müzik muhabbeti oldu. Ne nasıl Yani bence de karşılaştırmak çok mantıksız geliyor bana. Ama Nazan Öncel'in de kendine özgü çok güzel bir e, müzik kariyeri var diye böyle politik bitirelim Sezen Önal gibi. Yani şey ben de sadece Sezen Aksu ile karşılaştırmak iddialı diyorum. Yoksa Nazan Öncel de tekrar söyleyeyim çok hani değer verdiğim bir sanatçı. İki küpürle bitirmek istiyorum. <laughs> değer verdi bir sanatçıları. Evet. Ee, kısa kısa geçelim istiyorum. Evet, Birincisi. <laughs> Sezen Aksu gibi bir başka dev yani. <gülüyor> <gülüyor> ben bir gay şeyim. Yani Ajda Pekkan. 2000'li yılların gay olduğunu çok tehlikeli <laughs> söylemiş. söylemiş. Yani kısaca yorumlayalım geçelim Kısacığım. abi. Sanırım gay anlamını bilmediği için olabilir. Bir de Ajda Pekkan biliyorsun Fransız ve meden Fransızca kelimeler kullanırdı. <laughs> Mesela yani ve hepsini yanlış telaffuz ederdi. Ee, i̇şte normalde hani trotuardır, tretuar derdi falan. Yani işte kaldırım diyeceğini böyle söylerdi falan. O yüzden bunu da ben anlamını bilmeden söylediğini tahmin ediyorum. Yani saygımız büyük Ajda Pekkan Türk müzik tarihinin en önemli figürlerinden biridir, bir büyük yıldızdır. Valla ama onun yanında da Bana bu konuda kelimelerle arasının iyi olmadığını söyleyebilirim. Promosyon için yapılan şeyler ilerleyen yani evet, yıllarda çok komik Ona görünüyor. Ona söylenmişti. En büyük tamam. umudum, ümidim hani bu yıl. Böyle iş yapacağı için söylenen şeylerin de gelecekte böyle komik görünmesi. Oo, bu inanılmazmış. Hayatından kimler geldi kimler geçti. Duygusal hayatının en huzurlu ilişki olarak tanımladığı beraberlik Yıldırım Aktun'a oldu. Evet, Aa, Yıldırım çok Akdınar. konuşun. Enrico Masyas, Yıldırım Aktunay. Hatırlıyorum tabii Yıldırım Aktun'a ile ilişkisi. Yani çok Türkiye'nin... Doktor. En, tabii ki. Önemli onun bir Onun talimhanedeydi şeyi, e, muayenehanesi. Hep onun oradaki dolmuştan binerdim. O zaman şey dolmuşlar oradan kalkardı. Karşıya giden dolmuşlar. Şu an Bil, orada ya. Bilgi için teşekkürler. Bakardım böyle yıldırım şeyi olurdu. <laughs> o zaman tab magazin tabi e, hala da. Bu arada bence magazin takip etmekte şöyle bir yarar oluyor. Ee, özellikle hani şey denir ya abi işte eve gidiyorum sadece belgesel izliyorum falan değil. Magazin takip etmekte toplumun asıl dinamiğine de aslında bir yandan tanık oluyorsun ki o zamanki magazin de gerçekten magazin yani. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Bence bilmekte yarar var yani. Mesela. Son bir haberim. Açtım Son... Pandora'nın Kutusu'nu. Kükür. Evet. Çok ağır geldi. Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil çifti. Gece hayatını sevmeyen mazbut bir aile. Sinemaya <laughs> ve tiyatroya gitmek en büyük hobileri. Ben hayatımda bu kadar yalan bir haber görmedim. Belki o zaman öyleydi ya. Abi Mehmet Ali Erbil, ya, yani Nergis Kumbasar'ı bilmiyorum hani. Yok ya ben... İlgi alanlarını bilmiyorum. Ee, bu arada yani çok... Çok tatlı bir kadın ama Mehmet Ali gece hayatını sevmeyen mazbut bir ailenin parçası olduğunu hiç zannetmiyorum. Ben benim bildiğim ben ki Çiğdem Tunç, Çiğdem Tunç'la biliyorsunuz hı hı. Mehmet Ali abi büyük ikiliydi. İlk kariyerinin böyle yani evet. genç bir aktör olarak birçok filmde görebiliyorsun aslında. Birçok eski sinema filmine baktığında. Çok da yetenekli bir aktör bence. oyuncu yani, Tiyatroda da şeyde de. Tiyatrocu olarak da aynen. Zaten Çiğdem Tunç'la beraber işte onların bir programları falan vardı. Bayağı beraber işler yapıyorlardı. Çiğdem Tunç'un bir röportajını hatırlıyorum o zaman. Mehmet Ali abi, çok daha hani ilk döneminden çok çapkın. Çok böyle işte Kazanova, e, hani yabancıları kullandığı tarzda womanizer e, bir e, hayat sürdüğünü e, söylüyordu o da. Yani şakayla karışık ifade ediyordu. Bunu. Çok Burada, sevdiğim Tatlı Kaçıklar dizisinde hı. kendini oynuyordu. Yani Bence hakikaten de, kendini oynuyordu. Çok iyi hatırladım bu arada. Ya bu arada Umur Bugay hayatını kaybetmiş bu programı çekerken yani çekmeden önceki gün. O açıdan da onu da buradan şey yapmış olalım, 90'lar ve özellikle 80'ler sonra deyince direkt etkisi çok Tabii. büyük. Gerek filmlerle onun Adam gerek bizdekiler dizisinde. E, Adam Olacak, neydi o? Adam Olacak'dı galiba dizisinin adını, unuttum şimdi. Onu izlemenizi tavsiye ederim, müthiştir. Bunu ben de unuttum. Çok çok iyi bir dizidir, diyeyim. Mehmet Erbil de buradan. Bu e, PR çalışmasıyla ilgili e, kupür. Neyse, onun da sağlığı tehlike altına gelmişti. Evet, şükür ki kurtuldu. Allah uzun ömür versin diyelim. Dobrovski diyoruz o zaman. Domros gidiyoruz ve... O zaman şey, 20. Sana... <laughs> bölüm parmaktan sonra... Hepinizi büyük bir salam yemeğe davet ediyoruz. Ömer Erbil'le <laughs> <de> beraber. <laughs> Hoşçakalın diyorum bunun üzerine. Oğlum tişörtümle aynı renk oldum ya. O kadar sıcak ki burası. Onur! Oğlum buraya da klima taktır. sağ <laughs> programı kapatmamıştım i̇şte ama... İşte o yüzden bunu da koyarsın. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> Hadi sevgiler. benim, benim o gizli bahçemde Bilinmeyen sazlar çalınır Sıcaklık muhtedir Misamber kokuları salınır Şarap gibi olgun yaşanır aşklar Senin için he.